Alo. Merhaba. Hocam merhabalar. İyi geceler. İyi güzel. Geldim. Ethem Bey, ne oldu? AKP'lisiniz Valla. diye dertlendiniz mi Hay gece Allah. gece? Nedir sıkıntı? Valla yok ya, benim hatam işte, çok özür dilerim Eyvallah. çocuklardan. Yani genelde kanal kuralları standart olur ya, işte hani küfretmeyeceğim, ırkçılık Evet. yapmayacağım vesaire vesaire. Hani böyle bir kural olduğunu bilmiyordum. Bilseydim bu şekilde olmazdı herhalde. Eyvallah. Neden AKP abi? Neden AKP? Neden Neden AKP? mizah? Valla bizim bir arkadaş var, Levent diye. O da tam tersimdir ama yani hani böyle bir sürü arkadaşınız olur, 3-5 tane dostunuz olur. O 3-5 kişiden birisi, o da tam tersim ya. O da bana hep sorar neden AKP? Yani bu soruda biraz muallak ama hani bakıyorum diyorum, ona verdiğim cevabın aynısını vereyim. Fazla uzatmaya gerek yok. Yok, bulamıyorum. Hani muadil bir şey ararsın. Hani bir ürün alacaksın. Bakarsın iyi değil, beğenmedin. Hadi tamam, şey yapalım. Muadil bir şey Son yok. Hani zamanlarda böyle bir benim kriterlerime uyan bir şey nedir yok. abi senin Hani kriterlerin mesela? şeyden birazcık ümitlenmiştim. Bu babacan çıkmıştı. Güzeldi, hoş bir çıkış yaptı. Tamam dedik, buna yürüyeceğiz herhalde. Ondan sonra hani beni geren hareketleri oldu. Yani beni gelen Mesela? kısmını şöyle açıklayayım. Yani parti ismi veriyoruz, vermeyelim burada ya. Abi istediğin gibi konuşabilirsin burada. Ya işte HDP'ye birazcık böyle yakınlaştı. Burada HDP'ye yakınlaştı kısmına yanlış anlamasın arkadaşlar. İşte Kürtlere yakınlaştı gibi bir şey algılamasınlar kesinlikle. Hani bu chatte burada olanların kimin ne olduğu belli değil. Neden belli değil diyeceğim. Şimdi hani deminden beri işte Çerkez, Laz vesaire konuşuluyor. Birazcık da oradan değineceğim. Çok vakit alacak bir şey değil ama hani benim Abi ben annem bu arada pardon köylü, bölüyorum Yörük. ama benim Babam chat'te abi alo Sakaryalı, abi abi Manav. bir dakika. Efendim. Dileyle Özür gidiyor herhalde. Benim chat'te ben şuna inanıyorum. Her kesimden insan var. Burada HDP'li de vardır, burada CHP'li de vardır, AKP'li mesela sen varsın, AKP'li de vardır, İyi Partili de mi? Her kesimden olduğuna inanıyorum ben ve herkesin benimle hemfikir olmadığına da inanıyorum. Benim için önemli olan şey herkes burada fikrini çok dangalakça olmadığı sürece dilediği gibi yaşayabilmesi benim için önemli. Buyurun. ya ondan geldim zaten. Hani böyle de açık bir davet vardı. Davette de şey yaptınız, gördünüz. Teşekkür ederim. Hani yapıyor ya arkadaşlar, işte Çerkezler muhabbeti yapmayalım. Ben hani öyle yaptığımız zaman ben ortaya karışık menemen gibi bir şey çıkıyorum. Çoban salatası gibi bir şey çıkıyorum, değil mi ya? Anne Bilecikli Yörük mü diyeceğiz? Baba Sakaryalı Manav mı diyeceğiz? Babaanne Kafkas göçmeni Çerkez mi diyeceğiz? Geçen amcam diyor işte, bir dedemiz diyor şeyde Trabzonlu, Laz mıyım diyeceğiz. Ya da çoban salatası mı diyeceğiz. Demeyelim arkadaş, bu işin ortak yolu var mı? Türk izleriz, geçeriz karşıya. Eyvallah. Sonuç olarak TC yazıyor, geçti. Şimdi demin şeyde gördüm, işte chatte gördüm. Yok Güneydoğu'da kaçırdı falan filan. Ya şunu şey yapsınlar ya, insanlar bir anlasınlar. Ya hani genelleme yapmayı çok seviyoruz. O genelleme üzerinden bütün insanları töhmet altında bırakmayı çok seviyoruz. Ya ne demek ya, Kürtler kaçırmadı arkadaş. Bugün manav olan insanlar işte insan kaçırmıyor, kötülük. Ya insan doğduğu zaman Kürt işte Laz, Cart, Curt vesaire doğmaz arkadaş. İnsan olarak doğar. Yani bunu hep ayıracaksan, hep sınıflandıracaksan iyi insan, kötü insan diye sınıflandır olsun bitsin ya. Genelleme yapmak kadar kötü bir şey var mı yahu? Peki neden AKP abi? Yapmayın böyle şey. Ne? Hay Allah. Peki AKP mi Neden Erdoğan mı AKP? senin için bu denklem? Ya aslında biraz da o, biliyor musun? Hani AK Parti gerçekten çok güzel bir oluşumdu. Hani yaş konusunda espri yapmadım bu arada. Hakikaten yaşlıyım ben birazcık. Ya tabii O yani yüzden bizim zamanımızda hani 2002 AK Partisi ile şu anki AK Parti aynı şey değil. gerçekten çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. O kurucuları olsun şey. Hani bu arada hani böyle kenardan köşeden AK Partili falan da değilim. İşte babam burada ilçede şeyini yaptı, kuruculuğunu yaptı, işte bir dönem belediye başkanlığını yaptı Abi vesaire. çok sert bir soru soracağım. 2002 Erdoğan'la Eyvah şimdiki geliyor. Erdoğan aynı Erdoğan mı sence? Değil ya, değil, kesinlikle Tamam. değil Onun yahu. da cevabı geldi. Yani ama şöyle bir şey, insan değişir. Şimdi şöyle sorayım ben size.
neydi? Can Bey miydi? Sizin ismini şey yapamadım ya. Ben mi? Ahmet. Ben Ahmet. Bey, Ahmet. 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 Ahmet Bey. Genelde Cahreyn olduğu için gerçekten onu bilmiyorum. Evet. Şimdi 10 sene önceki senle şimdiki sen aynı değil. Aynı şekilde. Ama ben daha çok bir metal yorgunluğu olduğuna inanıyorum. Sayın Erdoğan'la ilgili. Neden metal yorgunluğu? İyi hatırlarım hangi gazetecimizdi o. Bir uçak gezisine katılıyor. İşte Hakan, Ahmet Hakan. Ahmet Hakan'dan farklı gözlüklü futbol yorumu falan da yapıyor. Şey yapamadım ya. Şimdi, Hıncal Uluç mu? Bir anda gelince. Hıncal Uluç değil. Yiğit Bulut, Cüneyt Özdemir. Fatih Altaylı. Fatih Altaylı, özür dilerim. Heyecanlandım, ismi aklıma gelmedi. Fatih Altaylı, evet. Fatih Altaylı şöyle bir söyleme oluyor. Ya diyor işte katıldık diyor. Bir uçakla beraber işte ülke turuna çıktık diyor. 3 saat, 5 saat, 10 saat, 12 saat artık ben bittim diyor vesaire. Yani bir günü geçti, hala koşturuyor. Hala o toplantıdan o toplantıya giriyor. Bende şey kalmadı diyor ki Sayın Erdoğan'ın yaşında biliyoruz. Herkes biliyor. 66 yaşında zannedersem. Hani senelerdir devam eden bir tempo var. Tempodan kaynaklı metal yorgunluğu olduğuna inanıyorum. Muadil 66 yaşındaki insanlar aynı mıdır, daha mı iyidir, daha mı kötüdür? Bu konuda fazla bir yorumda bulunamayacağım. Yani ama değil. Aynı değil. Güç sarhoşluğu var mıdır? Kim de olmaz ki. Ya bu kadar uzun süre hani, kalan herkes de olur bence bu arada. Ya o kadar uzun bir süreden bilmiyorum ya. Etrafındaki insanlardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yok, etrafındaki hani, insanlardan meşhur, kaynaklı değil. Meşhur bir yani bununla meşhur bir danışman şey diyoruz ya, danışmanları aşırı danışmanları. O danışmanlarının birazcık böyle ne bileyim. Yok, bununla ilgili aslında psikolojide de bununla ilgili araştırmalar var. 10 yılı geçtikten sonra bir ülkeyi yöneten insanlar o ülkeyi ve insanlarını ve ülkenin sahip olduğu her şeyi kendi malı gibi görmeye başlıyorlarmış çok büyük bir oranda. Bununla ilgili psikolojik araştırmalar da var ve ben bunun doğruluğuna inanıyorum açıkçası. Ya doğruluğunu kanıtlar derecede hareketler de yapıyor. Ya ne bileyim arkadaş, hani gerçekten böyle değildi. Ne AK Parti böyleydi ne de şöyle söyleyeyim Sayın Erdoğan Bey böyle değildi. Buna inanın. Zaten siz de yaşadınız. O kadar da genç bir insan değilsiniz. Aşağı yukarı benimle aynı yaştasınız. Hani sadece Erdoğan'la ilgili değil, bütün parti olarak böyle değildi ama. Hani AK Parti için de çok fazla mutasyona uğradı. Keşke iyi yönde mutasyona uğrasaydı da bugün işte böyle neden AK Parti falan gibi bir soru ortada olmasaydı ama de. Evet. Yapacak da bir şey yok. Bu arada ben de ilk zamanlarının iyi olduğuna ben de katılıyorum, o zamanları yaşamış bir insan olarak. Ne yalan söyleyeyim. Ama ben daha akılcı bir şekilde ilerleyebileceklerini düşünmüştüm açıkçası. Ama olmadı işte. Ya şu an çok farklı yerlerde olabilirdik. Bu farklı yerlerde olamamamız meşhur, hani şöyle bir el işareti var ya tırnak içinde, dış mihraklardan dolayı mı olamadık? Yoksa AK Parti'nin kötü yöndeki mutasyonundan doğru mu? Şimdi arada da diyelim, ikisinin de payı vardır. Çünkü bakıyorum bugün işte hani tabanla çok uyumsuz insanlar partide yüksek noktalara gelebiliyor. Veya devamlı dillendiriyoruz, devamlı işte zikrediyoruz bu liyakat. Liyakatsız insanların üst noktalarda olduklarını görebiliyoruz. Bunun da çok büyük etkisi var. Evet. Yani o dış minnakların o kadar fazla illaki vardır. Olmaz dersek yalan olur. Şunun cevabını verir misin bana? Mesela Türkiye Cumhuriyeti inanılmaz ekonomisiyle, eğitimiyle, refah seviyesiyle, özgürlüğüyle, insanların kendini geliştirmişliğiyle belirli bir seviyede olsa dış minnaklar bize bir şey yapabilir mi abi? Ne yapamazdı. Bugün ekonomi bu vesaire değil. İlk önce eğitim kısmı iyi olsaydı evet, bugün ne minnak kalırdı ne başka. Peki, bir şey kalırdı. Peki 18 yıl sence yeterli değil mi eğitimi belirli bir yere getirmek için? Yani 18 yıl içerisinde 12 kere mi 13 kere mi ne eğitim sistemi ve sınav sistemi değiştirildi? Daha çok özür dilerim, bok edilemezdi bir şey. Yani 12 kere 13 kere bir şey bıdıklanmaz zaten. Hani ama şuna şöyle söyleyeyim.
Japonların bir sözü var ya, bir nesli eğitmek 50 sene alır diye. Hani bunun çok değerli 20 senesini kaçırdık gitti diyebilirim. Evet. Hani ben kendi çocuğumdan biliyorum. 4. sınıfta matematik öğretmeni yoktu. Oradan neydi, elektrik teknisyeni bir adamı geçici öğretmen olarak, sözleşmeli öğretmen olarak aldılar. Matematiği piç oldu. Hani bu arada bu sadece AKP'nin yaşadığı bir şey de değil. Yani mesela benim ablam 87'li, 87'liler de bizim dönemin lanetlenmiş şeyidir, doğumlularıdır. 87'liler de mesela benim ablam 5. sınıfta sınava girecekti. O şekilde hazırlanıyordu. 4. sınıfın sonunda dediler ki 8 yıllık zorunlu eğitim. Tamam dedik, iptal oldu bu sınav muhabbeti. Sınava girmedi ablam. Ama 6. sınıf için öğretmen de atamadılar mesela. Müdür dedi ki bizim dedi matematik hocamız, fen hocamız falan yok. Yani gelecek sene yine sınıf öğretmeni girecek bunun derslerine. Dedik olmaz öyle şey, sikerler dedik. Ablamı aldılar bizimkiler. Bu sefer özel okula yazdırmak zorunda kaldılar falan filan. Yani bizde de böyle bir, bizim dönemimizde de oldu böyle şeyler. Oluyor yani, bir türlü oturmuyor yani. Bu eğitim sistemi Türkiye'de bir türlü oturtamadık. Ve bence bundan sonra eğitim sistemi ve okul diye bir şey olmayacak. Bu online eğitim çünkü çok işine geldi aslında. Metin. Online eğitim işi mahvoldu çocuklar ya. Yazık, günah yani. Akşama kadar boşta çocuklar, bir şey yapmıyor. Ne yapacak boşta olunca? Hani dışarıda çıkamıyor. Ya televizyon ya telefon, ıvır zıvır bilgisayar başında. Hani mahvoldu gitti çocuklar ya. Hani burada %100 hükümet şey yapamayız, suçlayamayız. Çünkü ortadaki büyük fili görmeden olmaz. Korona var. Bu kadar basit. Evet. Hani hani yok, çok abartıyorlar falan filan. Şimdi geçen gün şeye bakıyorum. Peki koronaya rağmen yapılan bu toplantılar ne diyorsun? Yok abi ya. Yani bu kadar da rezil bir şey olamaz ya. Şimdi doğru konuşacağız ya. Şimdi benim orada mesela, ben artık kendi çayımı kendim yapıyorum. Neden kendim yapıyorum mağazamda? Çünkü şey yok. Çaycılar kapalı. Çaycı kapalı evet. Olunca arkada piknik tüp çayımı yapıyorum. Şimdi pozisyon buyken çıkıyorsun. Ya gördük işte, orada görüntüleri gördük. Herkes dip dibe şey olmaz. Hani yine yapacak mısın arkadaş, yap. Belli bir insan limitleri. İnsan sınırını yaparsın. Güzel işte kurallara uyarsın. Herkes de der ki evet, adamlar kongre yaptı ama helal olsun, doğru olanı yaptı. Der. Abi delegeleri online işte, da bağlayabilirdin. Yani ne olurdu ki? Ne kaybederdin? Delegeleri online o kadar olmaz ya. Sonuç olarak oy kullanacaklar falan vesaire. Bilmiyorum şimdi. O kadar düşünmedim ama daha sınırlı bir insan sayısıyla ya da sadece delegelerle, ya ne bileyim yahu, bu şekilde çözebilirlerdi. Şimdi halen neden AKP, o zaman çetede bir yandan bakıyorum. Evet, ben onlar da hani, hala neden AKP'yi merak ediyorlar yani. Diye. Hocam neden AKP? Neden ne işte olmasın? Uğraşıyorsun bu arada, sorma şimdi, sayıp. Mobilya beyaz eşya satıyorum hocam. Sakarya mı? Sakarya'dayım. İnegöl mü? İnegöl değil yahu. Ha, sattığım mobilyalar mı? Yok ya artık marka. Zaten İnegöl'ü, Ankara'sı vesairesi kalmadı onlar. Büyük şirketler peyda oldu. Sen şey misin? Sen satıcı, üretim yok mu? Yok, üretim kaç yok. Kaç mağaza var? Satış. 4 mağaza var. Hepsi farklı markalar mı? Yok, aynı markanın. Aynen. Arçelik'in şeyi var, bayiliği var. Bestel'in bayiliği var. Ama bunlar tırnak için alayım. Babam belediye başkanıyken olan şeyler değil. Beyaz eşya bazısı yani, şey değil. Ben mobilya zannetmiştim. Beyaz eşya da var, mobilya da var. Mondi'nin de bayiliği var. Anladım. Eyvah. Bir sürü reklam da yaptık. Önemli değil, hiç önemli değil. Ya bir şey yapamadım, cevaplayamadım. Hı. Neden AKP? Evet, neden AKP? Muadili yok. Size en başındaki şeyi söyleyeyim. Muadili yok. Benim gözümde muadili yok. Dedim ya, Babacan güzel, samimi. AK Parti döneminde de, AK Partili birlikte de zaten samimi gelmişti. Özellikle Dışişleri Bakanlığı'nda falan gerçekten çok yırtık, böyle delikanlı bir havası vardı. Tam dedim yani, bir şeyler olacak. Bundan bir yürürüz. Derken işte dedim ya, HDP'ye yaklaştı. Bugün HDP'ye işte dedim ya, tek aynı muhabbetlere gelmeyelim, Kürtler olarak değil. Farklı organizmalara yaklaşan bir abi, olduğu için. Abi bölmek üzereyim. Birisi diyor ki ben diyor 21 yıllık Sakaryalıyım diyor. Ben diyor Sakarya'da böyle AK Partili görmedim. Benim komşular diyor benim katlimin vacip olduğunu düşünmekteler. Sakarya ya, biraz bağnaz bir yer değil mi? Oraya doğru. Sakarya biraz bağnaz bir yer değil mi?
bilmem bağnaz bir insan mıyım? Öyle mi geldi konuşmam? Yok hayır yani Sakarya'nın genelinden bahsediyorum. Ya işte bilmiyorum komşularından yani şey yapmasın, genelleme yapmasın arkadaş ya. Hani tamam ben lise mezunuyum ama kendimi eğittim diyelim. Hani öyle cahilliğe de gerek yok. Eyvallah. Şimdi. Genelleme oldu yine ama ben şey olarak biliyorum yani Sakarya'da mesela İstanbul'u bazı insanların kaçıp da işte villa sitelerde oturduğunu, orada keyif çattıklarını da biliyorum ama belirli bir kısımlarının da çok böyle aşırı dayatmacı bir dini bir hayat yaşadığını da biliyorum. Doğru mu değil mi bilemem. Yok ya. Ya o konuda ne diyeyim şimdi bir şey diyemeyeceğim. Hani bilmediğim ilçeleri hakkında, bilmediğim noktaları hakkında şöyledir böyledir dersem cahillik etmiş olurum. Yani bizim burada öyle bir şey yok. Ya da ben görmedim. Eyvallah. Hani üniversitem var. Yok üniversitede yoksa alt üstü bir yüksek okulumuz var ama öyle bir şey görmedim. Olmayan insanlar var da işte ne yapacağız? Hani çoğunun içindeki 3-5 yüzünden de bütün hepsini genellemeyelim. Evet. Peki hocam şimdi, şeyi sormak istiyorum. Son zamanlarda siyasi arena da yine ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener gibi karakterlere neden ısınamadınız mı? Mansur Yavaş. Ya ben birazcık şey yapacağım ama Mansur Yavaş'ın sanki aşırı hype'landığı gibi bir düşünce oluşmaya başladı. Katılıyorum bende. Bir tık. Yani Ekrem İmamoğlu için bir denediler. Ekrem Bey işte bazı hareketler herhalde PR'dan geçmedi. Ondaki rüzgarı aldılar. Bütün enerji şu an Mansur Bey'e harcıyorlar. Meral Hanım'dan yok ya. Olmaz şimdi. Ne bileyim. Neden olmaz? Yani kadın ol, kadın diye falan diye değil. Ha. Yani o enerjiyi alamıyorum. Tamam mı? Şimdi bakıyorsun her yerde bulunmuş ya. Yani rüzgar nerede kuvvetliyse o partinin içinde yer almış. Bugün işte kendine doğru bir rüzgar. Hani Mansur Bey için kesinlikle değil ama Meral Hanım için sanki böyle bir proje var diyebilirim ya. Özellikle onun bir şeyi vardı. Mesela dava muhabbeti vardı ya hatırlarsanız. Hı hı. İşte parti kongresine katılacak katılmayacak vesaire muhabbetleri vardı. Onun bir resmi vardı. Puantiyeli bir gömlek, teller önünde bir resmi. Birebir aynı resim bir Alman milletvekilinin mi bir kadın milletvekili dış ülkede onun bir resmi vardı. Dedim yani yuh bu kadar mı olur? Yani dış minnak projesi mi bilmem ama Meral Akşener kendi içinde bir projeymiş gibi bana da geliyor. Hani dış minnak olarak bakmıyorum ben. Ama bu bence bütün şu anki siyasiler ya için bizim, geçer. Mesela Mansur Yavaş'ın son zamanlardaki PR'ı ya da attığı bütün adımların hepsini Mansur Yavaş zaten kendisi yapmıyor. Yani baktığın zaman arkasındaki ekipler bilmem neler işte sosyal medyada ne yapacağına karar veren var. Efendime söyleyeyim o videoları editleyip koyanlar bilmem ne. Çok geniş yani böyle mesela zannettiğimiz gibi değil ama bir kesim insan için böyle çok içten geliyor her şey. Ama ben bir tık... Ya aslında baktığınızda mesela şey videolarını falan koyuyorlar ya da işte TV açtı ya Ankara TV'de bile işte toplantı videolarını falan koyuyor. Orada herkes aslında oradaki delikanlının da Tayyipvari hareketlerine hasta oluyor biraz. Bugün bir Tayyip'ten kaçarken başka bir Tayyip'e doğru şey yapıyoruz aslında yanaşmaya başlıyoruz. Çünkü biz böyle hani böyle güçlü insanları severiz. Güçlü insanları kim sevmez ki? Evet. Onda da o havayı yakıyorlar. Ve Mansur Bey de gerçekten çok güzel kullanıyor. Özellikle sosyal medyayı çok güzel kullanıyor. Bu konuda tebrik ederim. Keşke AK Partili arkadaşlar da daha doğru şekilde kullansalardı. Bilmiyorum. Belki bu kadar puan düşmezdi. Daha iyi bir noktada olabilirdi. Mesela ne ya alakacılar? Bütün... Tayyipvari hareketleri nedir mesela Mansur Yavaş? Ben ne demek istediğinizi anladım çok net bu arada. Ama chat anlamadı. Sert mizacı. İşte oradan buradan gelen darbelere karşı gayet böyle dik herhangi bir şekilde esnemiyor. Ne dersem o arkadaş. Bir racon var. Yani, evet. Bir racon var ortada. Bu raconvari hareketleri çok güzel işliyor. Güzel arkadaş. Yani bu hype devam ederse sonuç olarak yeğenim söylemişti herhalde. 2023'te 7 milyon yeni oy geliyor.
Evet. Ve bu 7 milyon 7 oy Z kuşağından geliyor. Çok tehlikeli bir İnşallah. kuşak. Vallahi çok Tehlikeli tehlikeli bir değil, benim kuşak. en sevdiğim kuşak var. Z kuşağı akar. Yani eğer bu konuda hani şey diyorlar ya işte Sayın Kılıçdaroğlu diyor şeyden kaçıyor diyor işte erken seçimden kaçar mı ya? Yani benim gördüm onu bunun gördüğünü Tayyip Bey görmüyor mudur? Ya da danışmanları ya Sayın Tayyip şimdi bak 7 milyon geliyor bunlar bize ağır kaçar demiyorlar mıdır ama bilmiyorum. Şimdi birazcık da hani balık hafızalı insanlarız. Şimdi tam böyle seçim senesinde ki ben burada belediyelerde hep aynı şey olur. Son bir sene böyle çatır çatır bir işler olur. Parkeler yapılır, oralar boyanır, şu yapılır falan filan. Aa bakmışsın aslında her şey güzel. 4 senedir bu içimizden geçiyor. Ha, ne oldu? Olmadı. Şimdi son bir senede böyle çok çekici hamleler yaparsa Tayyip Bey bakmışsınız Z kuşağının yarısını almış. Şimdi şöyle bir şey Ben bir var şey diyeyim zaten. mi? Hani %100 Bu zamana kadarki bütün nesiller için geçerliydi ama bu çocuklar internet çocuk. Bence bu sefer geçerli olmayacak. Z kuşağı unutmayacak. Ya nasıl internet çocuğu olmasın ki? Yazık günah. İşte özellikle evde kaldıkları bu bir sene tam bir internet çocuğu oldular. Başka Evet. kimse sağa sola çıkan olmadı. Hani 4 çocuğun var. Bunlardan sadece bir tanesi gidip parka gidiyor. Diğer üçü evde telefon, TV başında. Evet. Hani bir pozisyonda evet bunun yüksek çoğunluğu AK Parti karşıtı bir noktada olacağı ortada. Evet, büyük bir çoğunluğu öyle olacak. Ya hiç memnun değiller. Şu anda mesela ya bu çocuklar mesela en azından şeyi Ya unutmayacaklar. memnun değiller derken birazcık hani şey gibi geliyor Ahmet Bey. Hani arpamız fazla gelmeye başladı birazcık da. Yo. Şimdi öyle bir Hayır, şey var. şöyle bir Yani dakika, şöyle memnun değil çocuklar abi, en basitinden. bak Yani hepsi için söylemiyorum bunu. Ama kayda değer bir çoğunluğu bu şekilde. Evinde, bilgisayarı başında, telefonu başında şey yapıyor. Hani şöyle arpası ne fazla, yapıyorum diyorsun arkadaş? şeye çok Yediğin önünde, sinirliler. yemediğin arkanda. Şuna Efendim? çok, mesela biz sen de aynı hataya düşüyorsun abi o konuda. Üst nesillerin alt nesillere bakış açısı hep şöyle oluyor. Benim zamanımda diye başlayan cümleler mesela. Benim zamanımda biz kot pantolon zor bulurduk falan. Yani mesela ben hatırlıyorum, Vallahi benim bilmiyorum. çocukluğumda da kot pantolon almak klas bir şeydi yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sıçsan kot pantolon çıkıyor zaten. Ama bu çocuklar o tip şeylere takılmıyorlar. Mesela bu çocuk diyor ki, bakıyor korona var. Bakıyor tedirgin ailesi. Diyor, ben niye sınava gidiyorum yüz yüze? Neden diyor yani? Çocuk mesela bunu hiçbir zaman unutmayacak. Z jenerasyonu zorla okullara götürülüp yüz yüze sınav olduğu günleri unutmayacak. Mesela. Ya o konuda zaten hani arpası fazla derken hepsinin parası var, huzuru var. İşte ondan dolayı hala bulmamışlık yapıyorlar demiyorum. Yani burada arpası fazla her şey var. Evet. Gerçekten her şey var. Şimdi 2005-2006'da alakası olacak motosiklet kaskı için Amerika'dan getirdiğimiz oluyordu. Evet. Şimdi Envai markasını Türkiye'de bulabilir. Her şey Ama var işte yani bu neredeyse AKP'nin başarısı değil her şey abi. oluş. Bu globalleşmenin getirdiği bir yan etki yani, başka hiçbir şey değil. Yani ben de Ya çocukken globalleşmenin getirdiği bir yan etki mi? öyle öyle. Şimdi ama şöyle söyleyeyim ya hani Türkiye'de mesela Motosiklet Federasyonu kuruluşu Bulgaristan'dan öncedir ama Bulgaristan'da daha çok sporcu yetişmiştir vesaire. Bugün bakarsınız işte Türk Hava Yolları 1926'da mı kurulmuştu? Böyle bir kuruluşu var ama Avrupa'nın çok çok gerisinde. Hani bunlar ilk önce kurulan şey organizasyonlar ve şeyler hani ortada bir şey yok. Bugün çevrenizde kaç kişinin işte ultralight, mikrolight vesairesi var ya da havacılıkla uğraşıyor? Çok az. Şimdi ben yamaç paraşütü yapıyorum. Babam içimden geçecek. En son işte kolu kırdık. Bir daha yaptırmayacağım diyor. Orada çanta duruyor. Gözümün içine bakıyor vesaire vesaire. Hani konuyu dağıtmayalım. Ya artık her şey sahibiz ama aslında değiliz. O da neden işte malumunuz. Yani mesela Tayyip'in böyle şok olduğum hareketleri. Mübarek insan ne işin var senin ya? Bir pazar akşamı işte Merkez Bankası'nı alırsın. Ne bileyim sözleşmeyi feshedersin vesaire. Bunları sen gün içinde yap. Çık bir toplantıya. Arkadaş bak ben bunu yapıyorum ama bundan ötürü. Şimdi aynı hatayı bilmiyorum dediğiniz gibi herhalde iktidar sarhoşluğundan babam da çok yapmıştır. Ben ne dersem o arkadaş. Şu olacak oldu, bu olacak oldu. Ondan sonra işte
ikinci dönem olmadı. Yaptığı işler yanlış işler miydi? Yok, yanlış işler değildi ama sonuç ortada. İnsanları memnun etmeye çalışıyorsun. İnsanları memnun etmek istiyorsan onlarla muhatap olmak zorundasın. Ben yaparım ondan sonra memnun olurlar diye Bence bir şey yok. muhatap olduğu kesimi memnun ediyor aslında. Yani şimdi baktığın zaman İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması belirli bir kesimin tamamen cebe düşmesi için verilmiş bir diyet yani günün sonunda. Ya onun Faiz konusu da öyle. Şu belli bir kesim diyoruz da belli bir kesimden oluşmuyor Türkiye. Mecbur diğer kısma da hareket etmek zorunda. Bunu nasıl yapacak dediler ya işte bir Ankara Sözleşmesi çıkaracağız vesaire. Çünkü ya bak Türkiye %50'den, %40'tan, %30'dan ibaret değil. %100'den ibaret. Sen bu %100'e işlemek zorundasın, hitap etmek zorundasın. Ne yapacaklar işte? Biz işte o hoşumuza gitmedi, aile yapımıza uymuyordu. İşte bunu yaptık diyecek, gösterecek. İnşallah da güzel bir şey olur. Öyle ümit ediyorum. Bence Ama o tren kalktı şimdi... ama yani %100'e hitap etme treni AK Parti için kalktı. Yani bundan sonra bence şu şöyle bakıyorlar. Biz kendi tabanımızı %100 garantileyelim. Ve umalım ki işte HDP oyları vesaire oradan bize akma olsun. Bence şu an taktik tamamen bu. Çünkü artık %100'e oynama şansı kalmadı bence AK Parti'nin. Ya bu AK Parti ile alakalı değil ki. Bugün şimdi Halk Partisi'nin de %100'e hitap etmesi lazım. Uğraşıyorlar İşte ama. İyi Parti, Mesela MHP'nin de hitap olur etmesi mu? lazım. CHP mesela Şimdi %100'e oynamaya çalışıyor. Nasıl oynuyor %100'e? Ben çok mesela bunları görmek çok basit. Sen daha bu 38 yaşında adamsın. Mesela ben şeyi takip ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, tamam mı? Bir video yayınlıyorlar. İşte diyorlar ki bizim işte çalışan kadınlarımız videosu. En az 2-3 tane türbanlı görüyorsun orada. Ama yani bu kapalılık manasında türbanlı değil. Belirli bir görüşü bir üniforma gibi giyen insanları kasıtlı olarak bu videolara yerleştiriyorlar. Neden yerleştiriyorlar? %100'e hitap edebilmek. Ya bunları görmek çok zor değil bence. Yapıyorlar yani, deniyorlar. CHP deniyor bunu buna. Bunu her parti yapıyor. Yani sadece şeye özel değil ki. Hani CHP özel değil. AK Parti de aynısını yapıyor. Evet. Bakıyorsun türbanlı olan kadar türbanlı olmayan milletvekilleri de var. Evet, var var. Hani bilmiyorum ya. Yani gerçekten şimdi genç nesil ne olacak, ne yapacağız diye hani endişe ediyor ya. Aynı endişe herkes de var şu an. Bugün ekonomi herkes için kötü. Özellikle koronadan sonra herkes için kötü ya. Bunun artık şu daha iyidir, bu daha iyidir değil. Herkes için kötü bu. Bütün dünyada kötü ama. Şimdi Almanya'da Habib abi var. Konuşuyoruz bazen. Ha burada bütün dükkanlar kapalı diyor. Online olarak iş yapanlar hayatta kalıyor, ayakta kalıyor diyor. Ama olmayanlar diyor. Eğer de devlet yardımı yetersiz de gelirse diyor. Lillahi Fatih. Çok iyi devlet yardımı veriyor ama yapma. Ya orada sağlam veriyorlarmış sağlam ama. Sağlam veriyorlar. Şimdi ayda 5000 euro alıyor dönerciler. Yapma gözünü seveyim, az para değil. Bilmiyorum. Yattığın yerden şimdi alıyorsun onu, yani. İyi para. Onun o kadar detayını bilmiyorum ben şimdi. Yalan ben söylemeye baktım gerek detayına. Yok. Hakikaten çok iyi para. Vallahi billahi çok iyi para. Yattığı yerden çatır çatır alıyor yani. Bizde adamın Bilmiyorum 25 abi. bin lira merkezi yerde dükkanı var. 1100 lira destek alıyor. Sen esnafsın, bilmen lazım yani. Yani evet, o destekler gerçekten komik rakamlar. Ya işte bunu nasıl çözebilirdik? İşte komple bir shutdown gelseydi, her yeri kapatsaydık 2 ay birden geçer miydi? Geçmezdi. Şimdi bu koronada birazcık fazla büyüttü. Bugün işte mutasyonlu korona. Evet. İşte İngiliz mutasyonu, Nijerya. Ya mübarek insan, bugün geçirdiğiniz gripler hep aynı grip miydi? Her sene değişiyordu, evet. Her sene değişiyordu. Her sene nasıl değişiyordu? Zayıflayarak değişiyor. Korona da aynı şekilde olacak. Bugün çok hasta ediyor. Bir dahaki sene daha az hasta edecek. Bir dahaki sene bir ilaçla geçecek. Ya da 3 gün yatacaksın, öyle geçecek. Sonuç olarak virüs bu arkadaş. Virüs senin içine girdiği zaman, bu organizmaya girdiği zaman yaşamak ister. Kendi kendini öldürmeye çalışır mı? Burada kendi kendini öldürmeye çalışan kaç kişi vardır? Böyle düşünmek lazım. Onun için o kadar da abartmaya gerek yok. Ha, dikkatli olmak lazım. Şimdi bir maske tartışmaları vesaire havada uçuşuyor. Mübarek insanlar, gidiyorsun Japonya'ya, adamlar senelerdir. Eğer adam nezle gripse takıyordu maskesini. Evet. Fi tarihinden beri bilirsiniz. Siz de görmüşsünüzdür öyle belgeselerde. Mesela adamlar ağzına maskeyle dolaşıyorlar. Nezaketten ötürü. Karşımdakini hasta etmeyeyim diye düşündüğü için. Yasaktan da ötürü vesaire de değil bu arada. Evet, onlar hep öyle yaparlardı.
şey var doğu kültürü. Neden AKP'ye bir türlü cevaplayamadım? Birazdan birkaç kişi sövecek Neden diye bile AKP'yi söyle abi? korkmuşum. Seni alalım Abi çünkü dedim yavaştan ya. yayını da kapatacağım. Kaç saat oldu? 7 saat Vallahi oldu. çok özür Evet. dilerim. Çok özür dilerim. Siz de meşgul ettim burada. Neden AKP muadili yok dedim. Şey yok dedim. Şimdi bakıyorsun muhalefet kısmında hoşuma giden bir şey yok. Babacan'a yanaştık. Olmadı. CHP gidemeyiz abi. Geçmişini biliyoruz. Geçmişini en iyi ben biliyorum şimdi. Yani öyle bir oluşumdan bize hayır gelmez. Şu an işte sen başka CHP'nin türlü eleman geçmişi yok ki. almıştın. Yönetim Geçmişi olarak bir var geçmişi yok aslında. yani CHP. CHP olarak değil zaten. Hani Ha. evet CHP olarak kaç yıllık şey vardır ama Evet. bakıyorsun içindeki oluşum sol oluşumdan bir hayır göremedik ya. Ne bileyim o zihniyetten bir şey göremedik. Ben CHP peki şimdi sence ablam sol mu şu matematik anda hocam? efendim? CHP şu anki CHP sol mu? Yok solu molu kalmadı zaten. Ne Merkez. olduğu da belli değil. Birçok solun merkezi olmuş durumda ama hani CHP ile alakası yok zaten onun. Bir sol partiye doğru kaymaya başladılar. Böyle bir sıkıntı var. İşin en kötü tarafı başka bir partiye geçmek için bir kriter lazım. Ne lazım bize? Daha iyi bir sonuç çıkarması lazım dedim ya işte babacandan bir şey çıkar mıydı? Çıkmadı. Bugün işte arada videosuna denk geliyorum da gülüyorum ya. Oradan mecliste başkan diyor ki ya adamlarınıza bir söyleyin de hani biraz ses olsunlar. Sen bize adam diyemezsin ya diyor. Hani bunun muadili bir muhalefet var ortada arkadaş. Bugün hani konuşulacak çok şey var. Sen çıkıyorsun abi İstanbul Sözleşmesi şey oldu. En güzel vuracağı yer aslında. Ne yapıyorsun? Şeye gidiyorsun işte 6-7 saat toplantı yapıyorsun. Mesela niye 6-7 saat toplantı yapıyorsun? Gece gece basmışsın meclise Sanki arkadaş. bizzat diliyiz be Birazcık abi. Muhalif reaksiyon göster. değiliz. Bu Hani arada Ahmet ciddi abi de reaksiyon göster. biliyorsun. İyi ki Hani varsın bugün o yedi. bazen düşünmüyor değilim. Sayın Kılıçdaroğlu acaba beraber mi takılıyorlar Tayyip Bey'le? Acaba bir anlaşmalı dövüş mü var ortada? Çünkü her zaman benim arkadaşıma Levent'e de söylemişimdir. Yani yok arkadaş kusura bakma da yani 600 tane güzel gösteri sanatçısı orada oynamaktan başka bir şey yapmıyor. Babam da söylerdi meclise gittiği zaman. Adam çıkar da işte konuşmasını yapardı. Bak şimdi sana nasıl geçireceğim lafı diye. Ondan sonra gelir çay içerken nasıl geçirdim? Bekle şimdi geliyorum diye. O da ona geçirirdi. Bu adamların aileleri, çocukları lojmanlarda karşılıklı oturuyor. Bu adamların düşman olmasının imkanı yok. Ama meclise giriyorsun, oh çok farklı bir hava var. Geçelim onları ya. Güzel para alıyorlar ama maşallah. Bu doğru. Emeklilikler de fena İyi değil. emekledikleri çok iyi vallahi Allah arttırsın. Eyvallah, teşekkür ederim abi katıldığın için. Abi ben teşekkür ederim. Kusura bakma tekrar lafı Teşekkürler. uzatmış olabilirim. Bazı noktalarda iyi geceler diliyorum herkese de. Allah'a emanet olun. Eyvallah, Cümleten. eyvallah abi. İyi. Evet, sevgili arkadaşlar, bazı donetler var, onları da okuyacağım. Evet. Abi çok fazla var bu arada ya. Oo. Ben Kürt bir doktorum. Kürt olduğumu saklıyorum diyen var. Cahil ve egoist insanlar, ırkçılardan bıktım diyen var. Babam subay diyen var. Bir gün diyor ailecek ziyarete gittik bir tane şehit ailesine diyor. Anne Türkçe bilmiyordu diyor. Bak diyor babam subay diyor. Şehit ailelerini ziyaret eder bayramlarda diyor. Ailecek ziyarete gittiğimiz bir ailede anne Türkçe bilmiyordu. Buradaki insanlar Türkçe öğrenmiş diye salak salak konuşup açtırdı. Türkçe bilmekle vatansever olunmaz diyor. Başka başka. Ha, bir başka birisi geldi. Ahmet, ben Sur'da şehit olan Osman Öz'ün oğluyum. Babam Sur'da şehit olmadan önce asfalt altına 40 ton patlayıcı yerleştirilmiş. Diyarbakır'da yaşayıp Anadolu'da eğitim isteyenlere sorar mısın? Bu eyipler yerleştirilirken Türkçe bilmediklerinden mi karışmamışlar diyor. Herkes haklı arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Herkes haklı. Sağ olsun bu arada. Abi artık Trabzonluların Laz olmadığının anlaşılması gerek. Lazlar Rize ile Zugdidi arasında yoğunluktadır. Azınlık dil araştırmalarına bakarsanız da Trabzon'da Romeika, Rumca, Rize ve Artvin'de Lazcadır. Trabzonlular ya Türktür ya da çoğunluğu göçmendir diyor. Evet.
Akıyor bu gece. Orhan abi hoş geldin canım. Konuşmak isteyen çok fazla insan. Lan ne doluymuşuz meğer. Neler sığdırmışız sikko yaşamlarımız. Ay 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 ay. Ya günlerdir eski devlet insanlarını izliyorum. Ecevit ağırlıklı olarak eski başbakan cumhurbaşkanımız o kadar alçak gönüllü, o kadar bilgili ki diyorsun evet bunların buralara gelmesinin sebebi bu. Ama şu anki siyasiler hiç böyle değiller. Vay anam vay. Abi Avrupa Birliği'ne bağlı bir kuruluşta stajyer olarak çalışıyorum. Ankara'nın iyi okullarının birinden siyaset okuyorum. Ekipte çalışan insanların Türk profesörlerle muhatap olduklarında aldıkları tepkilere vesaire şahit oluyorum. Gerçekten Türk imajı iyi bir imaj değil. Aman ya Rabbim. North remembers diyorlar. Z kuşağı unutmayacak diyorlar. CHP'ye verelim de ahır mı yapsın camileri diyen var. Ben Amerika'da öğrenciyim ve Amerika'da resident sayıldığım için tax return döneminde 4.500 dolar para alacağım. Stimulus check gönderdiler. Allah arttırsın kardeşim. Allah arttırsın Amerika. Helal olsun. Abone oldun Gurbetçi Ferdi. Hoş geldin abi. Abi bugün döner yemedim. Sana abone oldum. Almanya'da... Ulan benim yerime bir döner yesene Gurbetçi Ferdi. Hähnchen Döner. Mit Schafskäse. Knoblauchsoße. Benim yerime çok çok özlüyorum. Özlüyorum. 20 yıldır Sakarya'da yaşıyorum. Bu adamın mağazasından çıkıp etrafına bakmasını öneririm. Çünkü Sakarya halkının cahilliğini fazla hafife alıyor. Daha yaşadığı şehirde üniversite olduğunu bilmiyor. 9. Evet. Evet. Abi o kadar çok var ki artık patates. Gözlerim yanıyor yani. Arkadaşlar ilginç bir yayın oldu. Neden böyle bir yayın oldu? Ben de bilmiyorum. Hayat. Selamun aleyküm. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çana tıklamayan toptur. Abone olun. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Öptük sizi. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle bir reklamda bastım gitmeden önce. Bay bay brolar. Hadi arkadaşlar çok yoruldum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.